Sofilerden biri Anadolu'nun bir şehrinde yaşadıkları ibretlik bir hadiseyi şöyle anlatıyor. Sofi bir gün evinden çıkar ve Sofilerin uğrak yeri olan bir esnafın dükkanına uğrar. Bu dükkanda bir berber dükkanıdır. İçeri girer ve orada oturmakta olan Sofilere selam verir. Onlar da selamını alırlar. Selamdan sonra içeri giren Sofi'nin ağzından gayri ihtiyari kendisinin düşünüp de söylemediği şöyle bir söz çıkıverir. Ne oturuyorsunuz? Kalkın gidelim genel eve. Bu söz ağızdan çıkar ama kendisi de şaşırır. Ağzından böyle bir laf çıktı diye. İçeride bulunan 8-10 Sofi hayretler içerisinde birbirine yüzüne bakarlar. İçerideki Sofilerden "Yahu sen ne diyorsun?" deyip gülüşmelerini beklerken beklediği tepkiyi almadığı için onlara bunun sebebini sorar. Onlar da o Sofi'nin içeri girmeden önce kendi aralarında "Gelin genel eve gidelim. Onlar da ümmeti Muhammed'dir. Gidelim onlara da Allah'ı, saadat-ı kiramı, tevbeyi anlatalım." diye konuştuklarını, tam bu konuşmalardan sonra o Sofi'nin içeri girip o sözü söyleyince hayrete düştüklerini söylerler. Sofi de hadisenin gerçekleşmesindeki bu tevafuklara bakılırsa bu işte bir hikmet olduğunu söyler. Onun teklifiyle diğer Sofilerle beraber taksiye atlarlar ve doğruca şehrin genel evinin yolunu tutarlar. Genel eve girişte polis kontrol noktası vardır. Oradaki polis takkeli, sakallı, temiz yüzlü bu Sofileri orada görünce bu işe bir mana veremez. Hatta içeri girdiklerinde oradaki kadınlar Sofiler görünce gülüşürler. Sofiler oranın patron olan kişiyi bulurlar ve bir çayını içmeye geldiklerini, içeride çalışan hayat kadınlarına bir Allah sohbeti yapmak istediklerini söylerler. Patron tamam der ve sohbet için bir yer hazırlanmasını emreder. 5 dakika içerisinde orada çalışan 50-60 kadar kadın açık saçık kıyafetler içerisinde sohbet için yemekhaneye gelip beklemeye başlarlar. Sofiler de gelir ve sohbet başlar. Onlara hepimizin mümin ve kardeş olduğumuzu, tövbe kapısının açık olduğunu, hasbel kader nefsin ve şeytanın oyunları ile veya herhangi bir hata ile düştükleri bu hayat sebebiyle ümitsizliğe düşmemelerini, Allah'ın tövbeleri kabul edici olduğu şeklinde sohbet biraz ilerlemeye başlayınca, açık saçık kıyafetler içine gelen o kadınlarda kıpırdanmalar başlar. Kimisi eteğini çekiştirip uzatmaya çalışıyor, kimisi yakasını kapatmaya çalışıyor derken içlerinden bir tanesi kalkıp şöyle der. Özür diliyorum, sohbetinizi kesmek istemiyorum ama biz arkadaşlarla üstümüze bir şeyler giyip gelelim, sohbeti öyle dinleyelim. Memnuniyetle müsaade edilir ve kadınlar 3-5 dakika içinde başları örtülü ve ayaklarına kadar uzun etekler girmiş bir halde geri gelirler. Sohbet tekrar başlar. Yıllarca bedenleriyle günah alet olan kadınlar sohbetin tesiriyle gözyaşlarına boğulurlar. Bir saat devam eden sohbet boyunca Allah dostlarından, Allah'ın rahmetinden, tövbeleri kabul ettiğinden, düştükleri durumdan, ümitsiz olmamaları tavsiyelerinden bahsedilir. Sohbetin bitiminden sonra oradaki kadınlar çok memnun olurlar ve tekrar arada bir gelip sohbetlerine devam etmelerini isterler. Onlar da tamam deyip vedalaşarak dışarı çıkarlar. Dışarıda o kadınlar için bekleyen yüzlerce erkek vardır. Sofilerden biri o bekleyen erkeklere şu ibret verici cümleyi söyler. Bakın arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin, müminin kardeşidir. Paranız cebinizde, bacınız içeride, erkekliğiniz önünüzde. Kardeşi ile o işi yapmak isteyen içeri girsin. Bu acı hitap o kadar tesirli olur ki 5 dakika içerisinde orada kimse kalmadan dağılıp giderler. Sofiler de giderler. Aradan bir hafta geçer. Oradaki kadınlardan biri tövbe edip oradan ayrılır. Daha sonra öyle gelişmeler olur ki 3 ayın sonunda o genel ev tamamen faaliyetine son verir. Binası dahi yıkılıp yerle bir edilir.
aradan 10 yıl gibi zaman geçmesine rağmen de bir daha açılmaz.